Tarihi Sinop evlerinin restorasyonunda çalışacak nitelikli iş gücü Avrupa Birliği projesinin tanıtım ve açılış programı için bir araya geldik. Teşrifleriniz için teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz efendim. Başvuru sahibidir. Proje ortaklarımız ise Sinop İl Özel İdaresi, Gerze Belediyesi ve Mimarlar Odası'dır. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ön yeterlilikleri kabul edilen ve restorasyon alanında faaliyet gösteren Aykın Mimarlık, İstanbul Turizm, Barbaros Mühendislik ise projemizdeki iştirakçı firmalardır. Projemizin süresi 12 ay olup 01 Mart itibariyle başlamıştır. Projemiz ise 28 Şubat 2017 tarihinde sona erecektir. Tarihi Sinop evlerinin restorasyonunda çalışacak nitelikli iş gücü yetiştirilmesi projesinin açılış toplantısına hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Tanıtım programına hoş geldiniz diyorum öncelikle. Bu proje gerçekten çok önemli Sayın Valim. İslam günümüzde İnanın terörden sonra gelen ikinci önemli konu. Çünkü biz yaşıyoruz. Her gün onlarca gencimiz iş diye geliyor. Bu proje 2013 yılında önümüze geldiğinde Nazım Bey ile Sevim Hanım inanın çok heyecanlandık. Çünkü Gerze'de 29 tane tarihi evimiz var. Bu evlerin restorasyonu gerekiyordu. Bundan ötesi genç nüfusun, genç arkadaşlarımızın böyle nitelikli bir projeye girmeleri çok önemliydi. 45 tane gencimiz iş sahibi olacaktı. Çünkü biz Yakup Akonan'dan da biliyoruz. Burada Lila Kafe, Orta Çay Bahçesi, buraların yapımından da biliyoruz. Bu işçilikler gerçekten zor işçilikler. Bu işçilikleri yapmak için nitelikli uzman kişilere ihtiyaç var. Bunun için de bu 45 kişinin Gerze'den çıkması bizim için gerçekten çok önemli. Öncelikle böyle bir projenin tanıtım toplantısında sizleri aramızda görmekten dolayı çok mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tabii benden önceki konuşmacı arkadaşlarımız projeyle ilgili detaylı bilgilerin hepsini verdiler sağ olsunlar. Ben dinleme sabrının azaldığı bir noktada çok da uzun konuşmak istemiyorum. Tabii Sinop şehrimiz gerçekten çok önemli doğal, tarihsel, kültürel bir miras üzerine oturuyor. Dolayısıyla bu mirasın bir şekilde gelecek nesillere aktarılabilmesi için tabii ki büyük bir mücadele, çaba sarf ediliyor. Özellikle Sayın Valimiz döneminde gerçekten Sinop'un her yerinde, gerek merkezinde biraz önce ifade ettiğim gibi ilçelerinde tek tek hiç atlanmadan Sinop'un bu değerlerinin ön plana çıkarılabilmesi için gerekli motivasyon ve mücadele sonuna kadar sergileniyor. Zaten bu projede belki bu çabaların, bu mücadelelerin örneklerinden bir tanesi. Tabii Avrupa Birliği projeleri maalesef çok hazırlanması uzun soluk gerektiren projeler. Gaziantep'te bir deyim vardır, fıstığı diken ürününü göremez diye. Çünkü fıstık ağacını diktiğiniz zaman 10 sene sonra falan ürününü alabilirsiniz. Bu proje benden önce, yani ben burada göreve başlamadan önce başlamış. O zamanki Sayın Valimiz bugün yok, o zamanki Kaymakamımız bugün yok. O zamanki Milli Eğitim Müdürümüz yok. Ama Allah'tan Halk Eğitim Müdürümüz ve projenin esas motor gücü pozisyonundaki Sevim Hocamız değişmemiş de bu proje bugünlere kadar gelebilmiş ve artık bugünü görmekten gerçekten çok mutluyuz. Ama demek ki mücadele etmek, o içimizdeki ateşin yanmasını temin etmek, onun sönmesine engel olmak, mücadele etmek gerekiyor. Hiçbir zaman can sıkılmadan, böyle uykularımız kaçmadan bir başarı elde edilemiyor. Zaten böyle bir can sıkıntısı vesaire olmadan başarılı elde ediyorsa ona başarı demek pek mümkün değil diye düşünüyorum. Çok değerli kaymakamımız, belediye başkanımız, ilçe protokolümüz,
saygıdeğer Gerzeli hemşehrilerimiz. Ben öncelikle böyle bir güzel günde, böyle anlamlı bir projenin açılış toplantısında sizlerle birlikte olmaktan dolayı duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Kaymakam Bey de bahsetti, önceki konuşmacılarımızın hemen hemen hepsi bahsetti. Büyük bir emek gerektiren, çok büyük çabalar verilen bir projenin bugün açılış günündeyiz. Açılış günü bir kırılma noktasıdır. 2013'ten beri işte kağıtlar, dosyalar üzerinde gelmeler, gitmeler, protokoller, geri dönüşler, sözleşmeler üzerinden devam eden bir proje bu açılış toplantısıyla birlikte elle tutulur, gözle görülür bir ürün olarak Gerzelilerin beğenisine, hizmetine sunulmuş vaziyette. Biz de böyle bir aşamada bu projeye dahil olmaktan, bu projeyle ilgili çalışmaya katılmaktan ve mesai harcamaktan dolayı gerçekten çok büyük mutluluk duyuyorum. 20 yıllık kaymakamlık hayatımızda aynı kaymakamımız gibi biz de bu tür projeler yaptık. Hatta benim bu hibe programı için yaptığım projeyi de şu anda Talas'ta benden sonra gelen bir kaymakam arkadaşımız aynı aşamalarını gerçekleştirmeye çalışıyor. Ben de onunla zaman zaman görüşüyorum. Fikir teatisinde bulunuyoruz beraber. Bu iş böyledir. İlla herkes ağacı dikecek, meyveyi yiyecek diye bir şey yoktur. Birileri ağaç diker, ondan sonra gelenler meyvesini yer. Ama her halükarda yapılan hizmet karşılığını bulur. Vatandaş nezdinde de bulur. Yüce Allah'ımızın katında da bulur. Bu anlamda hiçbir emek boşa değildir. Sayın Kaymakamımız kendinden önceki kaymakamı bu anlamda andı ama kendisi onun kadar bu projeye gönül vermese, sahiplenmeseydi bu proje bir yerde tıkanırdı. Gerçekten kolay değil bu projelerin her aşaması. Farklı emek, farklı çaba gerektiren şeyler. Bu anlamda ben bizden öncekileri de, şu andakileri de, daha bizden sonraya da devam edecek. Çünkü uzun soluklu bir proje. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Evet, son bir mesajınızı da almak istiyorum Sayın Vekilim'den. Evet, hayırlı uğurlu olsun.